Ben Öğrencilerin tepki vermesi bunu ve barışçıl anayasal protesto haklarını kullanıyorlar. Çok basit. Üniversitelerde bu olur. Ve burada ana, her türlü anayasal barışçıl gösteri e, ve protesto itiraz hakkını e, kullananlara karşı da en ağır, en dışlayıcı suçlamalar yöneltiliyor. Terörist oldukları söyleniyor bunların. Terör namına barışçı gösteri yapmak dışında bir şey yok. Evet. Peki, Şimdi, burada istersen evet, birazdan konuşacağız. Şadil Bey de bekliyor Bilmiyorum. çünkü. Emin de bir iki belki giriş cümlesi söylesin. Sonra zaten tamam. uzunca bir bölüm ayırdık. Boğaziçi ya. Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerine, direnişlerine dair. Emin söylemek istediğim var e, ben mı? Ben çok kısa tutayım. Konumuza gidelim çünkü bunu bayağı bir konuşacağız herhalde. Hı -hı. E, ben hep aynı şeyi söylemek istiyorum. Söylemek istediğim ana şey, geçen yayında da bunu konuştuk. Hep buna odaklanmamız lazım. Üniversite akademi dediğimiz şey okul değil. Bizdeki ana sorun bu. Okul müdürü atar gibi hatta neredeyse SSK müdürü de atandı diye. Yani Sayın Bulu kusura bakmayın. SSK'ya genel müdür atanması üniversiteye yani akıl alır gibi değil. Bir bilim insanı bir akademisi bunu söylemesi zaten çılgındı. Her şey dönünce şunu söyleyeyim. Üniversite bir okul değil. Üniversiteyi okul olarak gördüğünüz zaman akademisyeni yani bilim insanını da öğretmen gibi görüyorsunuz. O zaman üniversite öğrencisinde ilkokul ortaokul lise öğrencisi gibi görüyorsunuz. Akademisyen bir bilim insanı isterse hiç eğitim vermemeyi seçebilir. Bilim yapmayı seçebilir. Sadece bilimsel araştırma yapacağım ben diyebilir. Ülkeler böyle derler. Ama onlar aynı zamanda onlardan beklentisi bilim yaparken bir yandan da bu bilimi yeni nesillere öğretmeleridir. Ama yurt dışında örneğin lisans düzeyinde eğitim vermeyen akademisyenler var. Sadece lisans üstü düzeyinde, doktora düzeyinde ders vermeyi seçen akademisyenler. Var. Yani bir akademi bilim yuvası. O yüzden lütfen buna göre davranalım. Zaten Türkiye'deki üniversitelerin seviyesi meydanda. Zaten ben bir şey söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi de 20 yıl önceki Boğaziçi Üniversitesi değil zaten. Bütün kurumlarımız böyle çökerken sahip çıkalım, hepsine evet. sahip çıkalım. Şimdi e, bu arada e, e, Sayın Bulu Rektör Bey e, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı bugün. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ni zaten farklı bir e, tutum beklemiyorduk ama e, Sayın Rektör belki şunu diyebilirdi dönüp. Madem atanmayla gelmesinin normal olduğunu düşünüyor. Çünkü akademik olarak aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapamıyor. E, bilimsel e, yetkinliği yok ama rektör olarak atamayla gelebiliyor. Şunu diyebilirdi madem öyle e, polislere, İçişleri Bakanı'na hatta Cumhurbaşkanı'na bir dakika buraya beni atadınız buraya kadar nokta. Şimdi ben bu işi öğrencilerimden kendim konuşacağım. Gerekirse istifa ederim gerekirse devam ederim. Bunu bile diyemiyorsa Sayın Rektör Demek ki atanmasıyla ilgili ciddi bir sorun ve soru işareti var demektir. Belki buradan başlaması gerekiyor. Bu arada enteresan da bir açıklama yapmış. Demiş ki Boğaziçi Üniversitesi'ne hak ettiği yere getireceğiz. Kiminle? Üniversitenin etrafındaki esnafla birlikte. Şimdi ben Tam orada bir biraz korktum. Bir söyleyelim biraz laf ha. duyabilirsin bu konuda. Şöyle diyor. E, akademisyenler, öğrenciler ve hatta esnafla. Esnaf. Ya üniversitenin paydaşları sıralandığında esnaf herhalde yüzüncü sıradan burası. Ama oradaki şu, şu Emin. Hatırlayacaksınız gezi olayları sırasında da bir noktadan sonra ee, o bölgedeki yapan esnaf fıda içlerine kattılar ve şuna getirdiler meseleyi. Esnaf çok rahatsız, işlerini yapamıyorlar, para kaybediyorlar. Dolayısıyla hadi bakalım Gezi'deki direnişte olanları siz müdahale edin. Siz de bizim yanımızda yer alın. Bu esnaf çağrısını biraz böyle okumak gerekiyor. Allah'tan müteahhitlere falan bir çağrı yapmamış. Boğaziçi'nin binaları, buradaki arsalar, araziler değiştirelim diye. Neyse şimdilik öyle bir açıklama yok. Şanssız bir açıklama tabii ki. Esnaf eminim ki Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci yani, belki kendi çocukları da vardır içeride. Üniversiteden ne anladığını aslında ifşa evet. eden bir açıklama. Yani ne anlıyor üniversitede? A, yani, ne anladı? Üniversite çevresiyle de bir ekonomidir diye bakıyor belki de. Yani Tabii, öyle. Öğrenci başından gibi beri esnaftan zaten. alışveriş yapıyor filan. Böyle bakıyorum. Hayır doğru yani. değil de etraftaki esnaf ya, da kalktıysa yani, yani, öncelik bilim bilim tabii ki. Üniversite yani, bunu, bunu düşünmek durumunda işte, değildir. Değil, i̇şte yani. bana kalırsa bu Taksim'deki esnaf hatırlayacaksınız. Döner bıçaklarıyla bile çıkıp e, çocuklara saldıranlar olmuştu. Aynı mesele birazcık esnafı da işin içine katalım da yalnız olmadığımızı gösterelim. E, Koptuğunu düşünüyorum ben. Şimdi e, biraz önce söylediğim gibi Kadik biz daha konuşacağız. E, Kadıköy e, Belediye Başkanı Şerde Dara. Da başı bizimle birlikte bu akşam. Şerdil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün e, iktidar part, iktidarı oluşturan iki partinin liderinden AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve e, MHP lideri Devlet Bahçeli'den bu evlatlar bizim değil bunlar terörist gibi açıklamalar oldu. Siz dün akşam Kadıköy çok hareketliydi. Bağdat Caddesi'nde yürüyüşler oldu. Sivil e, nasıl diyelim dayanışmalar oldu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ve siz de oradaydınız. Biraz bize anlatır mısınız? Durum neydi? Nasıl gözlemlediniz? Polisin e, müdahalesi vardı. Siz bir yerel siyasetçi olarak, yerel yönetici olarak daha doğrusu meseleye nasıl bakıyorsunuz ve Kadiköy e, merkezli olarak dün akşamı tarif edecek olursanız neler söylersiniz? Ee, biliyorsunuz süreç şöyle gelişti. Beşiktaş ve Sarıyer'de valilik tarafından eylem yapılması, gösteri yapılması yasaklandı. Sonra Kadıköy'de Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve onlara destek veren diğer üniversite öğrencileri Kadıköy'de bir eylem yapılacağını duyurdular. Hemen onun akabinde Kadıköy Kaymakamlığı şeyi yasakladı. Bir hafta boyunca Kadıköy'deki eylem ve etkinlikleri yasakladı. Fakat buna rağmen öğrenciler orada protesto haklarını, anayasal bir hak olan, barışçıl bir şekilde protesto haklarını kullanmak için Kadıköy'e geldiler. Polisin bir orantısız güç kullandığına herkes şahit oldu. Bu orantısız güç sonucu gözaltılar oldu. Daha eylem yapılacak alanda bile öğrencilerin buluşmadan... Ara sokaklarda, işte Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden kalkan otobüslerden bile gözaltılar yapıldı. Ben akşam gözaltılar üzerine emniyetin gözaltı nokta gözaltıları tuttuğu rıhtımdaki merkez karakola gittim. Burada gidiş amacım hem ben bir öncelikle avukatım. Her ne kadar yasa gereği avukatlık yapamasam da bir hukukçu kimliğimle oradaki gözaltıların gözaltına alınan öğrencilerin durumlarını görmek. Hem de oradaki ailelerin, orada birçok Kadıköylü aile var. Evlatlarını kapıda bekliyorlardı. Barışçıl bir eylem sonucu barışçıl eylem yapmak için oraya gelen öğrenciler gözaltına alınmıştı. Orada polisle oradaki aileler arasında bir nevi ara bulucu gibi yani görüşmeyi sağlamak için bulundum. E, fakat Kadıköy'de ben oradayken e, tencere tava seslerini arkadaşlarım bana söylediler. E, özellikle saat 9 gibi başlayan bir tencere tava sesinde Kadıköy'ün e, farklılığı, işte Kadıköy'ün o demokratik, e, Kadıköy'ün aydın e, kesimi, Kadıköy'de yaşayanlar, e, oradaki e, öğrencilere bir noktada sahip çıktılar. E, Kadıköy zaten bu değerleriyle e, öne çıkan e, bir ilçe, e, bir e, semt. E biz de ben de Kadıköy'ün Belediye Başkanı olarak, bir Kadıköylü olarak orada öğrencilerin yanında, öğrencilere hukuk hukukçu kimliğimle de yanlarında olmak istedim. Orada oldum. Evet. Peki